Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an biz Starbucks'tayız. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Çok videoları çok arkadaşlar demişim. Geçen Efe beni uyardı bu konuyla alakalı. O yüzden söylememeye çalışacağım. Benim çekiyordum. Arkadaşlar dememe challenge. Benim çekiyorsun. Evet. Biz şu anda Starbucks'a geldik. Aynen. Gördüğünüz gibi hepimiz farklı içecekler deniyoruz. Starbucks en güzel benimki. Deniyoruz derken sanki iç içme. Bu Ice Latte. Bu Starbucks'a değil. Vişnet. Ay pardon. Burası ne? Smith. Ben kahve dünyası diyorum buraya böyle. Vişneli. Vişneta çok güzel giriyor. Ama aşırı ekşi. Bakın şu arkadaşlar, yanlışlıkla adam fazla sıkmış. Şu gördüğünüz şeker tabakası. Ve biraz önce ben onu aldım ama asla içemem. O yüzden Ice Latte aldım. Yine her zamanki gibi ben kamera açtığımda kamera açan Esra. Arkadaşlar gördüğünüz bak kendine bakıyor bak. Arkadaşlar merhaba. Cenab ablam yeni beğenmiyor ama. Çünkü en güzel ışık olan yere evli geçmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu bir magic. Çok güzel. İçi boş bir buz. Şimdi arkadaşlar, Esra bize bir şey anlatacakmış. Bu inşallah YouTube'uma koyabileceğim tarzda bir şeydir. Çünkü YouTube'un babam bile izliyor. Bir de babam herkese açıyor. Evde geçen gün teyzeler falan gelmişti. Herkese açtı, onları da izletti. Babamın karşısında... Sonra bir de takdimi yapıyor böyle. Gelin arkadaşlar. Teşekkürler babam. Her zaman destek için. Ben bunu çay içecektim değil mi ya? Bence Starbucks'tan başka yerde kahve içmeyin. Şaka şaka. Starbucks almış başına gitmiş ama bu kahvede mesela 60 lira. Yani Smith Sarayı'ndan ne farkı var peki? Ya mesela şeyi anlamıyorum. Tamam, Starbucks kahve yeri değil mi? Orada kahveler pahalı olabilir. Hayır. Ice Latte ucuz. Vanilya falan katınca pahalaşıyor. Mesela kahve yerinde tamam, bu parayı verebilirim ama... Smith Sarayı gibi, Smith yerinde. Evet, yani burası çay ve simit yeri. Yani neden kahve pahalı? Bunu kabul edemiyorum arkadaşlar yani. Evet, Esra'yı dinleyelim şimdi. Tamam. Eylül de galiba Kürt böreği. Bir dakika arkadaşlar şimdi. Bunun nesi kurbasa? Kürt böreği kanka. Hayır bak bak. Bu tart gibi bir şey. Neydi Esra bu? Kürt böreği. Böreği değil. Bu geçen beğendim kurbasını. Güzel. Ama sadece biraz... Ben geçen aldığımda hiç beğenmemiştim. Ben tadına bakabilir miyim? Arkadaşlar bakabilirsin. Arkadaşlar Esra da kendikini bitir. Evet. Ama alın dedim. Çok güzel. Vişnetayı öneriyoruz. Ben şöyle ben o kadar uzak ben orayı göremiyorum abi. Senden çok hoşlanıyor ya tabii. Baba. Diyor ki sen hangi kızının da benden hoşlanmıyordu falan dedi. Önceydi. İnsan ve Osman abinin. Osman abi. O da gizli gizli silmeye çalışıyor. Ben de. Arkadaşlar kusuyorum. Asla boğazıma geçiyorlar. Ya bu ne? Bunu neden buraya fırlattın? Ağzından zor çıkarttın. Ağzına mı tükürdün? Ağzına mı tükürdün? Bir şey düştü. Ya suyu düştü olsun. Arkadaşlar boğuluyordum. Siz görmeyeceksiniz ama kuş da dönmüş. Var ya boğazımdan çıkardım yani o derece boğuldum. Biri gittiğin şaka mı? Abi sen anlattı bu olaylar şaka mı? Burada da kapatacaksın değil mi? Bir şey görmedim. Gevşek bir çocuk olduğu için buraya koydum. Biraz önce KYK borcumu erteledim. KYK borcum 2023 Temmuz ayında başlıyordu. Bu Temmuz'da 425 TL ile başlıyor. İşsizlik nedeniyle işaretliyim. Erteleme yaptım. Bakalım ne kadar ertelenecek. Başvuruyu aldılar. Siz onu KYK alın bu arada. Ben KYK alınmasını savunuyorum çünkü 6 sene sonra ödemeye başlıyorsun aldığın zamandan. İlk sene mesela alıyorsun 6 sene. Kesin yaş sınırı olacak. Nasıl 6 sene? Yani daha doğrusu mezun oluyorsun. Mezun olduktan sonra 2 sene daha zamanın var. Ondan sonra ödemeye başlıyorsun. Ve o süreç içerisinde zaten Türk lirasının değeri düştüğü için mesela atıyorum sana 100 lira aldın. 6 sene sonra o 100 liranın hiçbir şey yok. Mesela ben 425 liraya iPhone 6s almıştım üniversiteye ilk başladığım zaman ve onun taksitini ödüyordum. Düşün. iPhone 6s almıştım. Yani o kadar değerliydi o zaman 425 lira. Geri kalanla da geçiniyordum hatta ay içerisinde. Arkadaşlar sizden gelen soruları yanıtlıyorum şimdi. Kaç yaşındasın diye biri sormuş. Asla böyle bir soru yok.
Bu arada ben yüzük alacağım ya. Kendimi durduramayacağım bunu. Bu konuyla ilgili. Ben bir şey beğendim. Bakacağım, yeni bir yüzük varsa alacağım İspanak yani. Arkadaşlar bakın bir video var. Bir şey demiş. Bir tane kız olması lazım. Pastelin allığı var. Bunu yere atıyorsunuz. Ve yere attıktan sonra içindeki şey çoğalıyor. Allık çoğalıyor. Bunu eve gidince deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi onu göstereceğiz. Bakın içinde yok. Arkadaşlar şu an şunu sürüyorum. Bakayım. Hayır yok bak. Evet yok. Geliyor mu? Bir bak bakalım. Ooo gerçekten doğru. Arkadaşlar inanın allık almama gerek kalmadı. KFC'ye geldik. Bir dakika, ilk önce göstereyim size. Ay bunlar ikisi dolu oldu. Ben aykırılık yapıp. Tabii ki de karabiberli aldım. Mesela şimdi size mukbang çekti ama burası buraya yani. Dün çarptığın telefonuna çarptığın yer Murat. Cennet Hanım'ın videosunun tersine yapıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. 500 kalori bu var ya, hayvan gibi kalori. Ha. Yaptığım diyetler boşuna gidiyor böyle olduğu zaman. Olsun. Yani yapmasaydın, yürümeseydin daha fazla olacaktı diye bakarsın. Bayağı mantıklı. Beni çok soğuk. Rüzgara bakın tamam mı? Açınca bakın. Dediğimi anlayacağız. O sayının 31 olması... Ben hatırlıyorum bir kere Balıkesir'de 40 derece görmüştüm. Tadı balık gibi. Diyetteyken de bana kalori aldıran yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her gün yeni bir şey çıkarıyoruz ve yiyoruz. Beraber yola çıktığım arkadaşlarıma bak. Lütfen YouTube'uma abone olun, izliyorsun. Esra. Kına şarkısı değil ama. Ne alayım? Arkadaşlar dünyanın en iyi takıcısına giriyoruz şimdi. 5 saat sonra takıcıdan çıktık ve ben bunları aldım. O kadar güzel ki. Yani takıya aşığım zaten. Bunları çok beğendiğim için aldım. Herkese öneriyorum. Arkadaşlar Eylül Harmony Accessorize'ın sosyal medyasını yönetmek istiyor. Ama adam da aslında biraz üstünü kapatıyormuş gibi konuştu. Sen şey yapar hani şey yaptı kız. Güvenlisi olmaz ama. İşte aynen senin Eylül çok takipçi olduğunu bilmediği için öyle bence. Mesela diyeceksin ki Cenab-ı Hak diyecek ki ben de sayfa yönettim. Gayet iyi çalıştım ama işlerimden dolayı yapamadım falan. Fotoğrafları çizdiği fotoğrafları gösterecek. Bence de. Böyle işte arkadaşlar, biz eve gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar bu gördüğünüz Barbaros Hayrettin Paşa Camii yeni açılışı yapıldı geçen. Taha Hüseyin Karagöz buraya gelmiş. Esra Taha Hüseyin Karagöz fanı. Aşığım arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsa lütfen şu yoruma yazarsanız. Sizin dediğini boş verin. Çok güzel bir cami. Bakın. Işık, şu an ışıkları da yandı. Akşam da müthiş olur burası.
İsterseniz bir gün burayı gezme vlogu yapabiliriz. Bir şey diyeyim mi? Hava o kadar soğuk ki. Yani bugün 6 Haziran olmasına rağmen bu rüzgar, bu soğukluk. Ben dedim bak bizi yaratacak. Esra Eylül'ün hırkasını aldı. Ben donuyorum şu anda. Arkadaşlar bizim takıcı gezme manyaklığı şaka mı? Burası bizim takıcımız. Şeyde... kasanın orada çağırmış. Evet, kasanın orada Esra. Ha bak aynıları. Ama bu biraz sanki... Yok. Oha çok tatlı. Çok tatlı. Kaç? Güzelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel apartmanımıza ulaşmış bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.